Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir transfer haberleriyle karşınızdayız. Videoya geçmeden önce destek olarak bir like atıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Instagram'dan da TR Futbol Alt Devlet'e YouTube yazıp takip edebilirsiniz. Oradan da futbolla ilgili paylaşımlar yapacağız. Şimdi günün sorusuyla devam edelim. Emirhan kardeşimiz futbolcu Emanuel Ebu'ya intihar etti diyorlar. Doğru mu demiş. Kardeşim öyle bir şey yok. Yalan haber diyebilirim. Sizler de merak ettiğiniz soruları TR futbol transfer soruyorum işte ile. Hemen şimdi sorabilirsiniz. Transfer haberlerine geçelim haydi. Fenerbahçe dün geç saatlerde toplumun Fransız oyuncusu Moussa Sissoko ile ilgilenmediklerini kamuoyuna açıkladı. Arkadaşlar zaten ben Sissoko ile ilgili şu ana kadar hiçbir haber yapmadım. Almayacakları bir transfer için de fazla yorum yapmama gerek yok. Hemen diğer haberimize geçelim. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz. Dün basın mensuplarına açıklamalarda bulundular ve Modeste transferinin iptal olduğunu açıkladılar. Arkadaşlar cumartesi günü hatırlarsınız ki Galatasaray'ın Modeste ile maaş konusunda anlaştığı, imza parasında da ortak nokta bulmaları halinde bu transferin biteceğini söylemiştim. Ancak Galatasaray ve Modeste imza parası konusunda anlaşamadılar. Ondan dolayı ki forvet için yeni adaylar belirlenmeye başladı. Videomuzun ilerleyen dakikalarında detaylı bilgileri sizlere vereceğiz inşallah. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman vida transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Vidaya 10 milyon sterlik bir teklif geldi ve bunun yüzde da menajerlik komisyonuydu. Ben bunu düşük buldum ve vidayı satmak istemedim. Zaten emin olun ki o da Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor. Onun dışında bize gelmiş herhangi bir teklif olmadı dedi. Vidanın adı zaten Premier Lig kulüpleriyle anılıyordu arkadaşlar. Premier Lig'de transfer sezonu kapanınca Vidanın da ayrılma ihtimali bayağı azalmıştı. Fikret Orman'ın bu açıklamalarından sonra da artık Vida'nın Beşiktaş'tan ayrılması imkansız gibi duruyor. Birkaç gündür konuştuğumuz Renato Sanchez transferi için Fenerbahçe elini hızlandırmaya başladı. Arkadaşlar Sanchez Bayan Münih'te bir türlü beklenen performansı veremediği için her sene başka bir kulübe kiralanıyor. Eğer Fenerbahçe iyi bir teklif sunabilirse Bayan Münih'e Bayan Münih bu sene Fenerbahçe'ye Sanchez'i kiralayacaktır. Sanchez genç ve dinamik bir isim. Fenerbahçe'ye gelirse orta sahayı toparlayacak isimlerden biri olmayı başarabilir. Ve Fenerbahçe'nin orta sahasındaki sıkıntıyı çözebilir. Eğer bu transfer gerçekleşirse katkısı büyük olur diyebilirim. En azından Ozan Tufan gibi isimlerden arkadaşlar daha kaliteli bir futbol oynayacağı garanti bir isim diyebilirim. Yeni bir golcü transfer etmek isteyen Galatasaray, Rennes'in golcü ismi Difara ile temasa geçti. Arkadaşlar eğer Rennes'te gösterdiği berbat futbolu Galatasaray'da da gösterecekse hiç gelmesin diyebilirim. Çünkü Şubat ayından beri gol atmayan bir forvetten bahsediyoruz. Ama yok West Ham United'da gösterdiği muhteşem performansı gösterecekse lafın gelişi Galatasaray'ı tek başına sırtında taşıyabilir diyebilirim. Tabii ki Fatih Terim'in de kendi açısından bu transferi değerlendirmesi gerek arkadaşlar. Fatih Terim bu transferi değerlendirip dediğim gibi kararını verecektir. Ya olumlu ya da olumsuz arkadaşlar Galatasaray yönetimine cevap verecektir. Galatasaray yönetimi de ona göre bu transferi ya bitirir ya da bitirmez. Beşiktaş yönetimi eğer Şenol Hoca'nın istediği Adem Laiç'i transfer edemezse taraftarın istediği 10 numara Shinji Kagawa'yı kiralamak için çalışmalara başlayacak. Arkadaşlar Fikret Orman her konuşmasında takıma bir 10 numara katacaklarını söyledi. Yani Adem olmazsa da Kagavayı, Kagawa olmazsa da mutlaka başka bir ismi Beşiktaş'a getirecekler. Ben dahil çoğu kişi bu ismin kim olacağını merak ediyor. Şu ana kadar en yakın isim Adem Laiş diyebiliriz. Ondan sonra arkadaşlar eğer Adem Laiş olmazsa büyük ihtimal Kagawa olabilir. Kagawa olmazsa da arkadaşlar bir tane Portekizli bir isim konuşuluyordu. O olabilir. Bekleyip göreceğiz bu transfer için. Fenerbahçe bir türlü beklenen performansı veremeyen Nabil Dirayi ile yolları ayırmayı planlıyor. Yani Dirayi'ye talip çıkar bence. Direkt satsınlar. Yerine de hemen bir takviye yapsınlar. Bir de Kameni'nin de ayrılacağı sezon başından beri konuşuluyor. Ancak Kameni'yi almak isteyen veya kiralamak isteyen bir takım yok. O yüzden ben Kameni'nin kontratı bitene kadar yani ya da fes edilene kadar arkadaşlar Fenerbahçe'de kalacağını düşünüyorum. Gerçekten Kameni de Fenerbahçe'nin başına bela olan bir transfer arkadaşlar. Umarım bir an önce kurtulurlar. Yani eğer kurtulabilirlerse arkadaşlar kaleye bir takviye yapacaklar. Kurtulamazlarsa da maalesef Fenerbahçe böyle devam edecek diye düşünüyorum ben. Savunmasını güçlendirmek isteyen Galatasaray iddiaya göre Milan'ın stoperi Kristin Zapata ile anlaşma sağladı. Arkadaşlar an itibariyle Galatasaray'a en yakın iki stoper Kahili ve Zapata bir de sosyal medyaya sızmayan sürpriz bir isim daha olabilir. Zapata mı Kahili mi derseniz ben Kahili'yi daha iyi ve tecrübeli buluyorum. Ancak her ikisinden hangisi gelirse gelsin mutlaka Galatasaray'ın savunma hattındaki sıkıntıyı çözeceğini ve Şampiyonlar Ligi'nde arkadaşlar Galatasaray'a büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Dediğim gibi her iki isimden hangisi gelirse gelsin Galatasaray'a %99 fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum ben şahsi olarak. Fenerbahçe'de Solbek için konuşulan Real Madridli oyuncu Fabio'dan sonra Flamengo'lu Miguel'in adı da gündeme oturdu. Öncelikle Fabio'nun transferi dün de dediğim gibi biraz zor. Çünkü Portekizli oyuncuyla Fenerbahçe dışında ilgilenen diğer kulüpler de var. Ancak Miguel'in transferi Fabio'ya göre birazcık daha kolay olacaktır. Taraftar da artık Hasan Ali'yi 11'de görmek istemiyor. Yani kim gelirse gelsin aynı arkadaşlar Galatasaray'da savunma hattındaki sıkıntı gibi Fenerbahçe'de de aynı. Mutlaka bir takviye şart diyebiliriz. Roberto Firmino ise Brezilya'da bir dergiye muhteşem bir kulüpte bulunduğunu ve burada efsane olmak istediğini söyledi. Arkadaşlar hem Klopp'un hem de Muhammed Salah'ın gelmesiyle beraber hem Mane'de hem de Roberto Firmino'da muhteşem bir çıkış oldu. Firmino zaten sözleşmesini uzattı. Firmino için bir ara Chelsea iddiası vardı ancak anlaşma sağlayamadılar. Bence Liverpool'da kalması ve devam etmesi kendisi için daha faydalıydı. Bu da zaten onu yaptı. Firmino'yu umarım daha iyi yerlerde görebiliriz ve umarım arkadaşlar uzun bir süre Firmino, Mane ve Salah üçlüsünü arkadaşlar Liverpool'da izleyebiliriz. Çünkü muhteşem bir üçlü. Gerçekten futbolun tadını çıkarta çıkarta arkadaşlar bize izletiyorlar kendilerini. Dybala her ne kadar da Barcelona'dan gelen tüm teklifleri reddetse de Barcelona fiyatı yükselterek Dybala'nın aklını çalmaya çalışıyor. Son olarak ise Barcelona iddiaya göre Juventus'a 150 milyon avro, Dybala'ya da 15 milyon avroluk teklifte bulundu. Yani bu transferi sıkça konuşuyoruz. Daha geçen günlerde Dybala'nın Barça'nın bir teklifini daha reddettiğini söylemiştik. Neden reddediyor derseniz biliyorsunuz ki Dybala Messi ile aynı pozisyonda oynuyor. Bundan dolayı hatta Arjantin milli takımında da çoğu maçta yedek kalıyor. Barça'ya da gelip bence aynı durumu yaşamak istemez. Hem de artık Juventus'ta bir istikrar sağladı. 1-2 yıl daha en azından Torino devinde kalır diye bekliyorum. Belki ondan sonra başka bir macera yani başka bir dev kulübe transfer olabilir. O da anca dediğim gibi 1-2 yıl sonra olabilir. 2 yıllığına Real Madrid'den Bayern Münih'e kiralanan James Rodriguez'in bu sene Bayern'de son senesi. Almanya basınındaki iddiaya göre ise Hames bu seneden sonra bonservisiyle birlikte Bayern Münih'e gelmek istiyor. Arkadaşlar ben Real'in bu duruma onay vereceğini zannetmem. Çünkü Real Hames'i Bayern'e gelesin diye gönderdi. Yani kiralama süreci bittikten sonra Real Madrid'de oynayacağını düşünüyorum. Ama illaki Ronaldo gibi Hames de Real Madrid'den ayrılmak isterse zorla tutmazlar diye düşünüyorum. Gerçekten Hames arkadaşlar Real Madrid'in istediği gibi Bayern Münih de kendini çok geliştirdi. Bu sene de bu sene de arkadaşlar birazcık daha üzerine koyacaktır. Zaten Kolombiya milli takımında da gösterdiği performans herkesi mest ediyor. Gerçekten çok başarılı bir futbolcu. Yani Real Madrid arkadaşlar yeni bir Ronaldo etkisi yaratabilir. Yaratabilecek de arkadaşlar yeteneğe de sahip, güce de sahip, zekaya da sahip. Bence çok iyi bir futbolcu. Real Madrid'de oynaması kariyeri açısından kendisine daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum ben şahsi olarak. Paris Saint Germain'de son zamanlarda fazla forma şansı bulamayan Draxler'in 30 milyon avroya Bayern Münih'e transfer olması konuşuluyor. Draxler de gayet başarılı bir futbolcu ancak Paris Saint Germain'de o kadar ünlü futbolcu var ki öne çıkmak çok zor. Mesela Di Maria'da her maç neredeyse gol atıyor ancak kimsenin gözünde adam bir halt yememiş gibi duruyor. Yani Draxler'de şu an 24 yaşında. Bayern onun için iyi bir tercih olur mu ben tam olarak kestiremem. Ama onun menajerleri falan değerlendirecektir arkadaşlar. Ona göre Draxler'de kendisi için ya iyi bir takım seçecektir. Ya da Paris Ergermen'de devam etme kararı alınacaktır. Ancak Paris Ergermen'de devam ederse 11'de fazla forma şansı bulamaz arkadaşlar. Ve kendi kendine arkadaşlar kariyerini bitirebilir. O yüzden bence bir takıma kiralanması ya da satılması Draxler için daha hayırlı gözüküyor. Evet arkadaşlar böylelikle bir transfer haberleri videomuzun da sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve TV Futbol'a transfer sormadıysanız sormayı unutmayınız. Instagram'dan TV Futbol alt delete YouTube yazıp takip edebilirsiniz arkadaşlar. Benim için iyi bir şey yapmış olursunuz. Sağlıkça kalınız. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız. Yarın yeniden güzel bir şekilde görüşmek dileğiyle.